Burası Çamlıca ve Aladağlar Milli Parkı arasında Tarhana'nın hemen sırtlarından tam hizasında Çal dediğimiz bölgenin tam güneyin tepesindeyim. Ceviz Yaylası ve Aladere buradan geçerek zaman tırmanı ulaşır. Oradan da devam edip gider. Bahar'ın gelmesiyle birlikte Çal Tepesi'ne çıkmak istedim. Ve Tarhana Deresi'nden böyle çıkarak Çal'a, oradan da tepe sırtlardan bu şekilde Çamlıca'ya doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Tabii ki çok zorlu bir parkur. Çünkü burası devamlı her yer kayalık ve çukurluklar var. Bu çukurlukların çökmeler olmuş mesela. İnip inip çıkıyorsun. Bazı yerlerden yan yan geliyorsun. Bazı bölgelerde hala kar kütleleri var. Bizim Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisindeki 2500 rakımın altındaki neredeyse tüm yerlerde kar erimeleri oldu. Ancak burada özellikle Ceviz Yaylası'nın üst tarafında Giden Oluk Yaylası diye geçiyor. Karşısı da zaten Akkefe'nin Sivri. Buralarda halen kar erimemiş. Buralara çok daha fazla kar yağışı olmuş. Kar kütleleri hala duruyor. Burası çok zorlu bir parkur. Gelirken zaten buraya gelme amaçlarımdan birisi kurt ve vaşak çekebilmek, onları yakalayabilmek, keklik çekebilmek. Keklikleri çok fazla aslında çektim. Ama burası da farklı bir bölge. Her yerin kekliği, hayvanı farklı oluyor. Hep hayal etmiştim. Aladağlardan özellikle Kürsüyen bölgesinden Çal'a çıkıp Çal'dan da Çamlıca'ya ulaşmayı, Ceviz Yaylası'ndan geçerek. Bir türlü kısmet olmadı. 2 senedir düşünüyordum. Hatta derenin içinden aşağıdan gelmeyi de çok düşünüyordum. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Şimdi çok şükür inşallah buradan da güney eteğinden, Çal'ın güney eteğinden, Ceviz'in tepesinden geçerek Kapuz'a, Kapuz'dan Çamlıca'ya inmeyi hedefliyorum. Ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Burası hem yüksek bir rakım olduğu için hem de devamlı rüzgar estiği için tabii ki bir yandan şapka da giyiyorum. Yoksa aslında hava çok güzel. Mesela buradan Ceviz Yaylası'nın içine insen tişörtte gezebilirsin. Aslında hava o şekilde. Fakat rüzgar biraz çarpıyor. Mesela şu anda ben az bir dulda bir yere durdum. Çarpıyor. Doğada gezmek insanı bütün böyle kötülüklerden, kötü düşüncelerden huzura ulaştıran bir yol diyebilirim. İnsan hem kendisini tazeliyor, kendisine geliyor, daha çok düşünme fırsatı buluyor. Özellikle doğada yürümeye başladığım zamanlarda, tabii ki kameramı takıp yürümeye başladığım zamanlardan en çok hoşuma giden şeylerden biri havada kartalları, şahinleri görmek, zaman zaman yerde dağ keçilerini görmek, işte keklikleri görmek. Ani bir şekilde tavşanlarla karşılaşıyoruz ama tavşan rüzgar gibi önümden geçip gidiyor. Yani yakalama fotoğrafını çekme imkanın olmuyor. O yüzden şu ana kadar tavşan çekemedim. Fakat çok fazla hayvanla karşılaşıyorum. Tabii ki bir de vaşakta kurt kaldı. Vaşak ve kurtla da inşallah tehlikeli olmayacak bir şekilde biraz uzak mesafeden karşılaşmayı istiyorum. Doğa bazen hani böyle insan hazine bulmuş gibi sevinir ya. Ben de yeni yerler, yeni bölgelere, yeni zirvelere, yeni parkurlara ulaştığım zaman, o parkurlarda yürüdüğüm zaman gerçekten de hazine bulmuş gibi seviniyorum. Buradan mesela geçen sene buraya kadar çıkmıştım. Tam bulunduğum bölgenin yani buradan bir 20 metre kaldı. Geçen sene baharda aynı şekilde arka tarafıma kadar gelmiştim. Ondan önce de sonbaharda da Çal'ın tepesine kadar gelmiştim. Ama bir türlü oradan gelip böyle birleşmeyi sağlayamamıştım. Tabii ki Ceviz Yaylası'nın tepelerine geldim. Sonrasında Giden Oluk, oradan Gücüksu'ya doğru gittim.
Akkefe'nin Sivri'ye çıkmayı da çok istiyorum. İnşallah nasip olursa, ne zaman kısmet olur bilmiyorum. Çok zorlu bir parkuru var. Çünkü bazı noktaları çok dik. Bunun dışında tabii ki bir kondisyon gerekiyor. Sadece yani tehlikeli yol olması önemli değil. Kondisyon olması gerekiyor. Soğuk havada zaten çıkma şansın yok. Sıcak havada da terliyorsun. Bir yandan rüzgar çarpıyor. İşte bu da biraz insanı hasta edebiliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Kayalar mesela ayakkabıyı parçalayabiliyor. Keskin kayalar var. Bu keskin kayalarda bazen keskin kayaların vermiş olduğu ayakkabıya zararları olabiliyor. Kenar yırtılabiliyor. Bu şekilde yürümek zorunda kaldığım zamanlar oldu. Sonrasında diken mesela böyle keskin büyük dikenler oluyor. Onlarda da mesela böyle ayağına batıyor. O da biraz yürümekte sıkıntı çekebiliyoruz. Bunun dışında dediğim gibi özellikle doğanın atmosferi, bu bölgeyi çok sevdim. Bu bölgenin atmosferi çok güzel. Genelde ardıç ağaçlarından oluşuyor bu bölge. Buradan sonra tabii ki kaktan ağacı da başlıyor. Kaktan ağaçları da Kapuz'da daha fazla. Kokuları da geliyor. Yani ben bu çalın tepesine çıktığımda bu taraftan gelen esintiyle birlikte çam kokusunu da hissettim. Bu bölge dediğim gibi çok harika bir bölge. Türkiye'nin ender coğrafyalarına sahip bir bölge. Burası çünkü Kürsüyen, işte Suçati Kalesi, sonrasında Çamlıca tarihi bir köy. Yani tarihi milattan önce 3500'lü yıllara kadar dayanan bir köy. O bölge arasında bir yer. Zaten eski yaşamın olduğu bir yer. Hala mesela dünyada bu define, hazine işleriyle uğraşan insanların gelip bu bölgeyi incelediğini de biliyoruz. Tabii ki biz amacımız coğrafya, doğa, yani bizim amacımız yaban hayvanları. Bunlarla iç içe olabilmek, bunları gözlemleyebilmek, temiz hava alabilmek, nefes alabilmek, denk gelirse mentel toplayabilmek, çiriş toplayabilmek. Olur da yani bir küp altında denk gelirse alırız yani. Ama o kesinlikle bir arama gibi bir şeyim yok. Bunun dışında bu hazine defini işleriyle ilgili çok fazla işaretlere de rastlayabiliyorum. Bunu sosyal medyalarda paylaşıyorum. Çok fazla soru da geliyor. Adres de soruyorlar. Hiçbiri kolay bir yerde değil. Yani o yüzden çoğu kişiye adres vermiyorum. Verdiğim çok ender kişiler, yani 3-5 kişi, onlara da gitmemelerini, yani giderlerse de kendi başlarına gitmemelerini, bilen biriyle gitmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. O yüzden bu hazine define işleri de biraz sıkıntılı. Benim amacım coğrafyada, doğada gezmek. Böyle muhteşem bir coğrafya, böyle bir muhteşem bir vadi Kayseri'de zaten başka bir yerde, hiçbir yerde yok. Olmadığı gibi Türkiye'de de çok az var. Yani bu coğrafya mesela sadece bizim bu bölgemiz Antalya ile benzerlik, çok fazla benzerlik gösteriyor. Şu anda mesela bulunduğum bu çal bölgesi, kayalıklar tamamen giden gelmez dağlarına benziyor. İçinde çukurlukların, boşlukların, kuyuların olması, sonrasından çökmelerin olması, dolinlerin meydana gelmiş olması, aynı oradaki vadiler gibi buradaki vadilerin de, mağaraların da olması çok fazla benzerlik gösteriyor. Oralarda da mesela ardıç çok fazla var, bu giden gelmez dağlarında. Ben gitmedim ama belgesellerini izlediğim için biliyorum. Dediğim gibi bu bölge sadece ve sadece Antalya bölgesiyle benzerlik gösteriyor. Şu anda mesela bir kartal süzülüyor. Bak, bu tarafa doğru geliyor. Yani işte coğrafyanın, doğanın en güzel yanlarından biri. Oturuyorsun, ya bir kartal gözlemliyorsun, ya bir dağ keçisi, ya bir tavşan, ya bir keklik. İnsana böyle bir iştah geliyor, bir şevk geliyor. Hiç sıkılma diye bir durum olmuyor. Ama şehirde hiçbir işle uğraşma. Bir kenarda otur, kahve köşesinde otur. Yani sıkıntıdan, zamanı geçirememekten patlıyorsun. Oysa doğada böyle değil. Ben şimdi mesela zaman yetiştiremeyeceğim diye burada çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum.
bu manzaraya, eşsiz manzaraya doyum olmaz. Yani saatlerce izlesem, burada 3 tane semaver çay içsem bu doğanın şeyine doyamam, manzaraya doyamam. Fakat dediğim gibi akşam olmadığında buradan hedefe ulaşmam lazım. Şu an Çamlıca'nın tepesindeyim. Çamlıca tepesine ulaşmayı başardım. Artık iniş moduna geçtim. Ama çok yoruldum. Bacaklarım tutmayacak derecede yoruldum. Çok fazla enerji sarf ettim. Çok fazla uzun bir yürüyüş yaptım. Ve bu da beni çok acayip bir şekilde yordu. Artık yavaş yavaş iniyorum. O zorlu geçitler geride kaldı. İnişler, çıkışlar, o kayalıklar geride kaldı. Ceviz yaylasının karşısından dönerek çok şükür Çamlıca'nın tepesine gelmeyi başardım. Artık Çamlıca'ya buradan da inşallah kazasız, belasız bir şekilde kolaylıkla
İnerim. Bir başka parkurda, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Yerden nasıl bir şeyse inerken aynı yerden iniyorum hiç saptırmadan. Nasıl denk geliyorsa anlamıyorum. Böyle zorlu yerlerden geçiyoruz. İniş de kolay bir şey değil. Çok kaygan zemin olduğu zaman çok tehlikeli olabiliyor. Kardeş ve meşe ağaçlarının arasından Çamlıca'ya doğru ağır ağır iniyorum. Tam 2 sene önce yine bu zamanlar buralara 3-5 defa yine çıkmıştım. Zaten doğa aşkı o zaman tam anlamıyla başlamıştı. Aslında bilinçaltına attı. Gezme sevdam, doğa sevgim burada tekrar gün yüzüne çıktı. Ağır ağır inmeye çalışıyorum. Ziyaret dediğimiz bölge burası. Kapuzun tepesi. Karşısı Çamlıca. Güneş çok erken çekildi. Rüzgara bıraktı kendini, yerini. Bakalım dik bir şekilde inmeye çalışacağım. Çünkü yan yamaçtan gidersem biraz fazla zamanımı alacak, o yüzden dik bir şekilde direkt Çamlıca'ya inmeyi planlıyorum. Ah be zaman, nasıl da gelip geçti. Hatıralar dolu burada. Topraklarda hatıralarım dolu. Dönüp alıp buraya geliyorum. Anadolu'ya gidiyorum, buraya geliyorum. Tarhana'ya gidiyorum, buraya geliyorum. Ben nereye gitsem Çamlıca'ya geliyorum. Ah be Çamlıca.